hocam. Şimdi biz kendi aramızda bu cihazlarla ilgili böyle az çok iş yerinde kendi kendimize denemeler, yanılmalar, yani bu tür şeyler yapıyorduk. Önce bir kablosuz uydu olarak, yani aradaki kabloyu, LNB ile arasındaki kabloyu kaldırdık. Sonrasında daha da uğraşarak cihazı bu durumlara getirdik. Daha da ilerleyen durumlar, zamanda ne olur, ne kadar olur, nerelere daha gider, zaman gösterecek. Bu durumda şu anda daha da bunun üzerinde çalışmalarımız var. Şimdi yaptığımız bu buluşla artık çanak anten, LNB ortadan kalkarak direkt olarak yayın alabileceğiniz bir cihaz oluştu ortada. Sadece elektrik ve görüntü sağlayabilen bir televizyon olduktan sonra çalışır. Kampa gittiler, çadır kurdular. Çadırda bir jeneratör sistemiyle elektriklerini aldılar. Oradan yayına devam edecek. Yani direkt olarak yayın alacaklar. İstedikleri gibi. Ya bu yayın yüksek çözünürlüklü de oluyor sanırım. Tabii HD çözünürlük de olabiliyor. Açık alanda olduğu için. Cihazın çalışma prensibi şöyle bir şey düşünelim. Boş arazideyiz zaten. Şu andaki durumdaki gördüğümüz gibi. Nasıl bir şey olabilir? Örnek vereceğim bir şey nasıl olur? GPS uydusu olabilir. Örnek verebileceğim boş alanda sadece ondan alabilirsiniz. Onun mantığına benzer, ki onun gibi değil ama onun mantığına benzer bir çalışma sistemiyle direkt uydu üzerinden bağlantı sağlıyor. Tabii ki içinde de bazı ayarlamalar vesaireler, bir LNB'nin yaptığı görevi, bir çanağın yaptığı görevi vesaire vesaire, hepsinin içinde ayarlamaları yapılıyor. Bizim bu receiver'ımızın üzerinde şu anda çanak, LNB vesaire gereken kablosu, gereken her şey kendi üzerine mevcut. Sadece elektrik prizi ve görüntü için çıkışı mevcut. Başka bir çanak anten takmaya girişi vesaire, bunlar bulunmuyor cihazın üzerinde. Peki, dikkatinizi çektiyse. Ufak bir konudan bahsettiğimiz arkadaşlarımız bile şaşırıyor kalıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Ama oluyor, yaptık. Yani böyle bir şey oluyormuş. Bunu gördük en azından. İnsanlara tamamıyla bir kolaylık sağlıyor. Yani şöyle düşünelim. Bir pikniğe gittiniz, bir parka gittiniz, bir yerdesiniz, ufak bir televizyonun üzerinde direkt olarak uydu. Ya da bunu geliştirilip, daha da geliştirip televizyonun içine gömüldüğünü düşünelim. Televizyon akülü bir sistem üzerinden direkt olarak çalışacak. Bir evde örnek alalım. Uydu cihazı içinde. Televizyonu hangi odaya götürürseniz, prize takarsanız orada çalışmaya başlayacak. Yani o kablo derdinden de insanlar... Evin artık... içindeki kablo telaşesi, çocukların kabloları çekiştirme olayı artık ortadan kalktı. Bu cihaz üzerinden yerli ve yabancı tüm uyduları direkt olarak izleyebilirsiniz. Ya herhangi bir kısıtlama, kanal kısıtlaması... Kesinlikle yok. Yok. Kanal kısıtlaması firmalara göre, şeylere göre, TV şirketlerine göre muhakkak vardır. Bu da onları içermekte. Yani normaldeki seyredilebilen bütün yayınların hepsini seyredebiliyor.